Yukarıdakilerden hangileri ekonomik coğrafyanın doğrudan inceleme konuları arasında yer alır? Tarım teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak tarımsal verimin artması, burada tarım faaliyetlerinden bahsedilmiş. Maden yataklarının bulunduğu alanlarda sanayi faaliyetinin gelişmesi, sanayi faaliyeti bir ekonomik faaliyettir. Ormanların tahrip edildiği alanlarda erozyon riskinin artması, burada doğal e, ekonomik faaliyetlerden doğrudan bahsetmemiş. Yapı malzemesinin kerpiç olduğu alanlarda depremin yıkıcı etkisinin fazla olması, burada da ekonomik faaliyetlerden doğrudan bahsetmemiş. Bundan dolayı doğru cevabımız 1 ve 2'dir. A seçeneği doğrudur. Yukarıdaki faaliyetlerden hangilerinin bir ülkede yapılabilmesi için ilgili doğal kaynağa sahip olunması zorunludur? Rafinerilerde akaryakıt üretimi için faaliyetlerde bulunurken doğal kaynağa sahip olunması gerekmez. Ham petrol başka ülkelerden ithal edilebilir. Demir çelik ürünlerinin ihracatta büyük bir paya sahip olması, demir çelik ürünleri için gerekli olan demir başka ülkelerden getirilebilir. Nükleer enerji üretimi için radyoaktif minerallerin kullanılması, burada radyoaktif mineraller dediğimiz uranyum, toryum, plütonyum gibi maddeler başka ülkelerden ithal edilebilir. Fakat bir ülkede rafting ve kano gibi faaliyetlerin yapılabilmesi için bu ülkede akarsuların bulunması gerekir. Bu başka bir ülkeden ithal edilemez. Bundan dolayı doğru cevabımız yalnız bir A seçeneği doğrudur. Ekonomik etkinliklerin sürekliliği arz talep dengesine bağlıdır. Bir ürüne olan talebin azalması ürünün üretimini azaltmakta hatta durma noktasına getirebilmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek gösterilemez? Kuş gribine bağlı olarak kümes hayvanları üretiminin azalması, kuş gribinden dolayı insanların tavuk tüketimini azaltmasından kaynaklanır. İnsanların beslenme alışkanlığındaki değişme bağlı olarak balık üretiminin azalması, yine talebin azalmasıyla ilgili bir durumdur. Yapay ipeğe göre pahalı olan doğal ipek üretiminin azalması, Yapay ipek üretiminin artmasıyla birlikte insanlar doğal ipe ilgi göstermemişlerdir, pahalı olmasından dolayı. Dolayısıyla tüketimi de art, e, üretimi de azalmıştır. Deli dana hastalığından dolayı insanlar et tüketimi azaltmıştır. Bundan dolayı et üretiminde de azalma meydana gelmiştir. Fakat kuraklığa bağlı olarak buğday üretiminin azalması doğal faktörlerin etkisidir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Yukarıdakilerden hangileri çay üretimini etkileyen doğal faktörlerdir? Kış aylarında sıcaklık ortalamasının 0 derecenin üzerinde olması gerekir. Bu bir doğal faktördür. İç tüketimin artması nedeniyle üretimin artması demiş. Burada beşeri faktörden bahsedilmiş. Her mevsim yağışlı olması gerekir. Her mevsim yağışlı olan yerlerde yetiştirilir. Bu da yine bir doğal unsurdur. Bazı ülkelere ihraç edilmesi denilmiş. Burada beşeri unsurlardan bahsedilmiştir. Bundan dolayı doğru cevabımız 1 ve 3'tür. B seçeneği doğrudur. Yukarıdaki parçada numaralandırılan cümlelerin hangilerinde üretimi etkileyen beşeri faktörler ifade edilmiştir? İç Anadolu'da Nisan ayının yağışlı, Temmuz ayının kurak geçmesi buğday üretimini artırır denilirken burada iklim koşullarından bahsedilmiştir, doğal unsurdur. Buğdayın diğer bitkiler gibi kendine az sıcaklık ve nem ihtiyacı vardır derken yine iklim koşullarından bahsedilmiştir. Bu da doğal unsurdur. Buğdaydan ekmek, pasta, makarna, bulgur gibi yiyecek maddeler elde edilir denildiğinde burada beşeri unsurlar verilmiştir. Tüketim alanının geniş olması buğdayı dünya çapında üretilen bir ürün haline getirmiştir. Tüketimle ilgili bahsedilmiş bu da beşeri bir faktördür. Bundan dolayı doğru cevabımız 3 ve 4. E seçeneği doğrudur. Bu alanların hangisi ekonomik faaliyetler açısından diğerlerine göre olumsuz doğal koşullara sahiptir? 3 numaralı bölge Amerika'da Los Angeles, San Francisco gibi şehirlerin bulunduğu yerlerdir. Buralar insanların tercih ettiği bölgelerdir. Avrupa'nın batısı, Hindistan, Güney Amerika'nın doğu kısımları buralar ekonomik faaliyetler açısından, doğal şartlar açısından elverişli koşullara sahiptir. Fakat iki numaralı bölge büyük sahradır, çöl bölgesidir. Bundan dolayı olumsuz özellikleri, olumsuz doğal koşullar burada mevcuttur. Bundan dolayı doğru cevabımız B seçeneğidir. Bir yatırımcı kurmayı planladığı tesisleri ve bu tesisleri kurarken dikkate alacağı unsuru aşağıdaki gibi belirtmiştir. Kuracağım tesisin İstanbul'a yakın olması önemli. Böylece ürünleri pazarlama konusunda bir sorun yaşamayacağım. Buna göre yatırımcının aşağıdakilerden hangisini öncelikli olarak hedeflediği söylenebilir denilmiş. Bu yatırımcı İstanbul'un nüfusundan faydalanmak istemiştir. İstanbul 15 milyon nüfusuyla tüketimin fazla olduğu bir yerdir. Bundan dolayı pazarlama konusunda sıkıntı yaşanmamaktadır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Tüketim alanlarına yakın olmayı tercih etmiştir. Demirçilik sanayisinin gelişmesinde aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisi etkili olmuştur? Demirçilik sanayisinin gelişmesinde öncelikli olarak demir etkili olmuştur. Demir'in eritilmesinde ise büyük bir güce ihtiyaç olmuştur. Bu da taş kömürüdür. Bundan dolayı doğru cevabımız A seçeneğidir. Türkiye'de elektrik enerjisinin bir kısmı Soma, Tunçbilek, Avşin Elbistan gibi termik santrallerden elde edilmektedir. Bu santrallerin kuruluş yerlerinin belirlenmesinde öncelikle aşağıdakilerden hangisi göz önünde tutulmuştur? Verilen santraller linyitle çalışan termik santrallerdir. Bundan dolayı ham madde, enerji ham maddesine yakınlık göz önünde bulundurulmuştur. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi enerji elde edilen yenilenebilir doğal kaynaktır? Petrol yenilenebilir bir kaynak değildir. Tükenebilen bir kaynaktır. Doğalgaz böyledir, kömür böyledir, uranyum böyledir. Bunlar tükenebilen doğal kaynaktır. Fakat su enerji üretiminde de kullanılabilen ve sürekli yenilenen, döngüsü bulunan bir doğal kaynaktır. Bundan dolayı doğru cevabımız C seçeneğidir. İleri üretim teknolojisine sahip ülkelerde aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenmez? İş gücünden tasarruf sağlanması beklenir. Birim zamanda üretimin fazla olması, verimli olması beklenir. Üretimin standartlarının olması ve standartlara uygun olması beklenir. Dağıtım hizmetlerinin gelişmiş olması ileri derecede teknolojiye sahip olan ülkelerde görülen durumlardır. Fakat üretimin usta çırak ilişkisine göre yürütülmesi bu ancak gelişmemiş ülkelerde görülen bir durumdur. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Üretim miktarı bakımından buğdaya çok yakın olan pirinç dünya ticaretinde buğday kadar yer tutmaz. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Dünyada pirincin üretildiği ülkeler Hindistan, Çin gibi ülkelerdir. Bu ülkelerin nüfusunun fazla olmasından dolayı ürettikleri pirinç ancak kendi ihtiyaçlarını karşılar. Bundan dolayı da ihracatlarında önemli bir yer tutmaz. Bu nedenle pirincin çok fazla üretildiği bölgelere baktığımız zaman ihracatçı olmadığını görürüz. Bu nedenle de pirinç dünya ticaretinde çok önemli bir yer tutmaz. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Üretimin yapıldığı ülkelerde tüketimin çok olmasından dolayı dünya ticaretinde pirincin çok fazla önem sahibi olmadığını görüyoruz. Yukarıda doğal kaynak ve ekonomi ilişkisi hakkında bilgi verilen ülkeler arasında hangisi yer almaz? Doğal kaynaklar bakımından fakir olmasına rağmen teknik bilgi ve sermaye bakımından zengin olduğu için gelişmiştir. Bu Japonya'ya uygundur. Doğal kaynaklar, teknik bilgi ve sermaye bakımından fakir olduğu için gelişmemiştir. Doğal kaynaklar bakımından, teknik bilgi bakımından ve sermaye bakımından fakir olduğu için gelişmemiştir. Bu da Moğolistan için uygun bir durumdur doğal kaynaklar yönünden zengin olmasına rağmen teknik bilgi ve sermaye bakımından fakir olduğu için yeterince gelişmemiştir. Bu durumda Nijerya için uygundur. Doğal kaynaklar teknik bilgi ve sermaye bakımından zengindir. Dünyada ekonomik büyüklükte ilk sıradadır denilirken ABD'den bahsedilmiştir. Yani Kanada'ya uygun bir durum söz konusu değildir. Doğru cevabımız E seçeneğidir.